Bu video ile bize bir düzlemin denklemini verdiklerinde bu düzlemin normal vektörünü nasıl bulacağımızı bildiğimizden emin olmak istiyorum. Şimdi hemen bir düzlem ele alalım. Evet, bu düzlemin bir parçası. Düzlemler her yöne uzayıp gidiyor, öyle değil mi? Evet, bu düzlemin bir parçası olsun. Bu da düzleme normal olan bir vektör. AI artı BC artı CK olarak tanımlayalım. Evet, düzleme normal olan vektör bu. Normal vektörün düzleme dik olduğunu söylememe herhalde gerek yok, değil mi? Her neyse, bu vektör düzlem üzerinde yer alan diğer tüm vektörlere diktir. Bir de bu düzlem üzerindeki noktalardan birini bildiğimizi düşünelim. Koordinatları da XP, YP ve ZP olsun. Orijin içinde önce eksenleri çizeyim, değil mi? Evet, eksenlerimizin de bu şekilde olduklarını düşünelim. Bu Z ekseni, bu y ve bu da x. X'i şu şekilde uzatayım. Bu noktayı bir konum vektörü ile de tanımlayabiliriz, öyle değil mi? Söz konusu olan konum vektörünü de bu şekilde çiziyorum. Bu kısmı düzlemin arkasında kalacak. Bu eğer bir konum vektörü ise bunu da xpi artı ypj artı zpk olarak tanımlayabiliriz. Bu vektör düzlem üzerinde yer alan bu noktayı tanımlıyor. İsterseniz bir isim de verelim. Evet, bu konum vektörünün ismi de mesela P1 olsun. Evet, güzel bir isim. Bu düzlem üzerindeki nokta, bu da P1 vektörü ve P1 vektörü de buna eşit. Şimdi düzlem üzerinden farklı bir nokta daha seçmek istiyorum. Bu belirli bir nokta ama şimdi seçeceğim düzlem üzerindeki noktalardan herhangi biri olabilir. Evet, bu X, Y, Z noktası düzlem üzerinde mesela burada olsun. Benzer mantıkla bu noktanın da başka bir konum vektörü ile tanımlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu vektörü de bu şekilde çizeyim. Evet, kesikli çizgiyle çiziyorum çünkü düzlemin altından geliyor. Bu vektörü de belirli bir konum vektörü olan P1 gibi değil de sadece P olarak adlandırayım ve eşittir xi artı yj artı zk yazıyorum. Tüm bunları çizmiş olmamın sebebi bana düzlem üzerinde yer aldığını bildiğim belirli bir nokta ve herhangi bir x, y, z noktası verildiğinde bu düzlem üzerinde yer aldığından emin olduğum bir vektör elde edebilirim, öyle değil mi? Ve daha önce düzlemin denkleminin ne olduğunu bulmaya çalışırken buna benzeyen şeyler de yapmıştık. Düzlem üzerindeki vektör bu iki vektörün farkına eşittir. Hemen yazıyorum. Sarı vektör eksi yeşil vektör bu iki noktayı birleştiren vektörü verir, öyle değil mi? Vektörleri bir miktar ötelememiz gerekecek ama sonuç olarak elde edeceğimiz vektör kesinlikle bu düzlem üzerinde yer alacaktır. Evet, bu iki noktanın birinden başlayacak ve buna benzeyen, evet, böyle bir vektörden bahsediyorum ve düzlem üzerinde bir vektör. Düzlem üzerindeki vektör P eksi P1'e eşittir. Hemen yazıyorum. P eksi P1 ya da bu konum vektörüyle bu konum vektörünün farkı bize bu vektörü verir. İsterseniz yeşil konum vektörüyle mavi vektörün toplamının sarı konum vektörüne eşit olduğunu da düşünebilirsiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirdiğimizde bu vektörü elde ederiz. Ve şimdi de bu mavi vektörle pembe vektörün nokta çarpımını alabiliriz. Sonucun sıfır olacağını da biliyoruz. Neden mi? Çünkü bu vektör düzlem üzerinde, diğeri de düzleme dik. Evet, bu yüzden. Dik oldukları için sonuç sıfır olacak ve biz de düzlemin denklemini elde edeceğiz. İşlemlere geçmeden mavi vektörün bileşenlerini yazmak istiyorum. P eksi P1 yani mavi vektör. Bunların bileşenlerinin farkı, öyle değil mi? Yani x eksi xp çarpı i artı y eksi yp çarpı j artı z eksi zp çarpı k. Bu vektörün düzlem üzerinde olduğunu biliyoruz demiştik. Normal vektörü de düzleme dik olduğu için bunların ikisinin nokta çarpımları sıfıra eşit olacak. Bunu da yazayım. N ile P eksi P1'in nokta çarpımı sıfıra eşit olacak ama aynı zamanda bununla bunun çarpımına da eşit. Güzel bir renk seçeyim. A çarpı bu yani AX eksi AXP artı B çarpı bu yani BY eksi B yp artı c çarpı bu yani cz eksi czp P eşittir 0. Şimdi de bunu bir daha yazmak istiyorum. Kullanmadığım bir renk bulursam daha iyi olacak. X'li terimleri alayım. Bu arada düzlem üzerindeki herhangi bir x'in bunu sağlayacağını da eklemek istiyorum. AX, BY ve CZ, bunları sağ tarafta bırakmak istiyorum. AX artı BY artı CZ eşittir. Bunları iki taraftan çıkarınca, ama bir saniye, çok hızlı ilerliyorum değil mi? Adım adım yapayım. Sol tarafa taşımak için iki tarafa AXP eklemem lazım. AXP artı, aynı yeşili bulayım, evet. BYP artı CZP buna eşit olacak. Bundan önceki videolarda düzlemin denklemini bulmak için bunu yapmıştık. Yani elimizde normal vektörü ve koordinatları xp, yp ve zp olan bir nokta olduğunda denklemi bulmak için çok kısa bir yol bulmuştuk. Ama ben bu defa bunun tersini yapmak, yani bize bir düzlemin denklemi verildiğinde hemen not edeyim, ax artı by artı cz eşittir de, bu düzlemin denkleminin genel ifadesidir. Evet, bize buna benzeyen bir denklem verdiklerinde bunu kullanarak normal vektörünü bulmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz dersiniz. Bakın, buradaki ax artı by artı cz'nin buna çok benzediğini görüyorsunuz değil mi? Daha iyi anlaşılması için bir daha yazayım. AX artı BY artı CZ eşittir. Sol taraftakileri de bu tarafa yazayım. Başka bir deyişle denklemin taraflarını değiştirdim. Ama şimdi bu A'nın buna, bu B'nin buna ve bu C'nin de bu C'ye eşit olması gerektiğini görüyorsunuz değil mi? D ise tüm buna, yani bir sayıya eşit olacak. Normal vektörün ne olduğunu, A, B ve C'lerin ne olduğunu bildiğinizde ve elinizde de belirli bir değer olduğunda bunun bir sayıya eşit olacağını biliyor olmalısınız. Bu D'dir. Düzlemin denklemini bu şekilde elde edebiliyorsak, düzlemin denkleminden normal vektörünü bulabilir miyiz? Normal vektör. Bu A, bu A'ya, bu B, bu B'ye ve bu C de bu C'ye karşılık geliyor. İşin başında düzleme normal olan vektörün bileşenleri de A, B ve C'ydi, öyle değil mi? O halde düzlemin denklemi verildiğinde bu düzleme normal olan vektör bu A çarpı i artı bu B çarpı j ve artı bu C çarpı k'ye eşit olur. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet, bize bir düzlemin denklemini verdiklerinde isterseniz hemen bir örnek görelim. 3 boyutta bir düzlem olduğunu düşünelim. Daha fazla boyutta da olabilir ama olsun. Evet, eksi 3x artı karekök içinde 2y ve artı 7z eşittir pi olsun. Bize 3 boyutta bu düzlemi verdiklerini ve normal vektörünü bulmamızı istediklerini düşünelim. Yapmanız gereken tek şey bu katsayıları almak ve bu düzleme normal olan vektörlerden birini eksi 3i artı karekök içinde 2j artı 7k olarak tanımlamak. D'yi görmezden gelebiliriz. Bunu görmezden gelebilmemizin sebebi bunun düzlemi sadece ötelemesidir. Demek istediğim, bu vektör burası pi yerine ya da 100'e eşit olsa da düzleme normal olur. Anlaştık mı? Neden? Çünkü bu düzlemin hepsi bir miktar ötelenmiştir sadece. Başka bir deyişle aynı yönde uzanırlar. Normal vektörlerinin aynı yönde olması sebebi de budur. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Sıradaki videoda bunu kullanarak 3 boyutta herhangi bir nokta ile düzlem arasındaki en kısa uzaklığı bulmaya çalışacağız.